Z kuşağı yani 2000 yılı ve sonrasında doğanlar para üstü hesabı yapamıyor. Bu veri İngiltere'de yapılan bir araştırma sonunda elde edildi. Peki bizde durum nasıl? Arkadaşlarımız gençlere sordu. Bakın nasıl cevaplar geldi. Markete gittiniz. 37.40 kuruşluk alışveriş yaptınız. 50 TL verdiniz. Para üstü ne kadar alacaksınız? 13 lira. 13 TL 60 kuruş. Yanlış. Pardon, 12 TL 60 kuruş. Gençlerin çoğu hesaplayamıyor. Araştırma sonuçları da bu yönde. 50 TL verdiniz. Aldıklarınız 23.60 kuruş tuttu. Ne kadar para üstü alacaksın? 30. 37. 36 lira 40 kuruş mu? Hayır. Para saymayı biliyor musun? Evet. Bir markete gittin. Evet. 37.40 kuruşluk alışveriş yaptın. Tamam. 50 TL verdin. Para üstü ne kadar alacaksın? 38'den tam 37.5 olacak. Yani bu da 12 lira 60 kuruş. Z kuşağı yani 2000 yılı sonrası doğan çocuklar İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre para saymayı bilmiyor. Daha doğrusu alışverişlerinde para üstü almayı bilmiyor. Araştırma İngiltere'de yapıldı ama Türkiye'de de durum farklı değil. Gençler para üstü sorularını cevaplamakta güçlük çekiyor. Üstelik tamamı basit matematik hesabı. Matematikle aran nasıl? İyi abi. Alışverişlerini nakit parayla mı yoksa kredi kartıyla mı? Nakit parayla oluyor genellikle. Markete gittiniz, 27.40 kuruşluk bir alışveriş yaptınız, 50 TL verdiniz. Para üstü ne kadar alacaksınız? Para üstü ne kadar alacağım? 32 lira, 50 kuruş, 32.5 alacağım. Yanlış. 33.5. Yanlış. 27.5. Yanlış. Küçük yaşta öğretilmesi lazım. Aynen. Yoksa kesinlikle. Burası İstanbul, sizi kazıklarlar. Yeni neslin para üstü hesabında yetersiz kalmasının bir nedeni de kredi kartı kullanımının yaygınlaşması. Gençlerin para üstü konusunda başarısız olmasının sebeplerinden biri de ailelerin alışverişte nakit para yerine kredi kartı kullanması. Markete gittiniz, 23.40 kuruş alışveriş yaptınız. Evet. 50 TL verdiniz. Para üstü ne kadar alacaksınız? 49.80. Markete gittin, 23.60 kuruşluk alışveriş yaptın. 50 TL verdin. Para üstü ne kadar alacaksın? 23... 26 26 lira 20 kuruş. Bunlarda matematik öğretiliyor. Nasıl bilmiyor para saymasını? Allah Allah, nasıl olur? Ben ona inanamıyorum ya. Öyle bir şey. Sizin matematikleriniz nasıl? Matematiğim iyi. 5 kere 5 25. 6 kere 5 35.